Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yine bir anın enerjisi videosu çekeceğim. Yine deste seçmeli yapmak istiyorum. Çünkü anın enerjisi burç burç yapmıştım. Videolarınız daha yeni, onu dinleyebilirsiniz. Zaten ne zaman dinlerseniz o zaman rezone olacaksınız. Sevgili arkadaşlar. Bu deste seçmeli de biraz farklı geldi bana. Ben pek biliyorsunuz deste seçmeni yapmıyorum. Genelde burç burç yaparım. Biraz böyle deneyelim dedim. Bakalım bakalım eğer nasıl ilerleyeceğiz ileriki zamanlarda. Hangisinden memnun kalırsanız, hangisini isterseniz öyle devam ederiz. Yani Arın enerjisi olarak burç burç uzun yapmak istiyorum aslında. 3-4 güne bir, 2 günde bir. O yüzden günlük içinde deste seçmeli yapalım diye düşündüm. Ama siz nasıl istiyorsanız o şekilde devam ederiz. Sıkıntı yok benim için. Bugün de bir deste seçmeli yapalım. Bugünden sonra bir bakalım bakalım nasıl olacak. Evet, siz destenizi seçin. Odaklanın. Ben de o arada bazı şeyler söyleyecektim. Onları söylemeye devam edin. Niyetinizi edin. Dileğinizi tutun. İşte hangi desteyle rezone oluyorsanız ona iyice odaklanın arkadaşlar. Bu arada sinastri yorumu yapıyorum. Daha doğrusu işte doğum tarihlerinizle ilgili. Bunun için de FK Tarot Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Astroloji olarak değil ama tarot sinastrisi olarak bakıyorum. Partnerinizle aranızdaki uyumu, bu kişinin sizin hayatınıza niye girdiği, neden geldiği, size neler eklediği, neler götürdüğü, siz ona neden nasıl faydalısınız ve kendi hem karakterinize hem ruhunuza nasıl katkıda bulunacak, bunlarla ilgili yorumlar yapıyoruz. Sinastri açılımı diyoruz ona da. Yaptırmak isteyen, baktırmak isteyen, dediğim gibi FK Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilir. Evet, destemizi zaten odaklanmışsınızdır. Ben Zen destesiyle devam edeceğim. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim yay kanaldan bu videoyu dinleyen kolektifteki enerjilerin, bu desteği seçen enerjilerin anın enerjisiyle ilgili en doğru bilgileri yay kanaldan hissetmeye niyet ediyorum. Hadi bakalım. Anın enerjisi. Çekelim bakalım. Bu arada arkadaşlar istediğiniz bir açılım varsa yazın yorumlara. Ben yorumlarınızı okuyorum. Evet, cevap yazmıyorum çünkü yetişemiyorum cevap yazmaya. Beğenmeye gayret gösteriyorum yorumlarınızı. Ama bilin ki ben sizin yorumlarınızın hepsini okuyorum ve size göre de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İstediğiniz bir açılım konusu varsa yorumlara yazarsanız ben de açılımı yaparım Allah izin verirse. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir kartlara bir bakayım. Şimdi arkadaşlar, bilinçaltınızda diyorsunuz ki yani bir konu var, bir gündem var. Bu konuyla ilgili diyorsunuz ki bilinçte, ben masumum. Ben hiçbir şey yapmadım. Yani benim burada bir suçum, günahım yok. Ben masumum dediğiniz bir konunuz, bir gündeminiz, bir enerjiniz olma ihtimali var. Aynı zamanda bir yolculuğa çıkmak ya da yolculuğa gitmek. Kimi enerjiler gidebilir, kimi enerjiler sadece istekte olabilir. Kimi enerjiler de manevi olarak bir yolculuğa gitmek isteyebilir. Hayatınızda koşullama yaptığınız bir enerji olma ihtimali var. Yani şöyle koşullama, şart koştuğunuz durumlar var.
Yani bu böyle olursa, atıyorum bu böyle olursa ben de böyle yaparım. Ya da benim istediğim gibi olursa kabul ederim. Yani bir koşul koydunuz, şart koydunuz, kural koydunuz, bir gündeminiz olma ihtimali var. Aynı zamanda da artık yeniden doğum, yeniden başlangıç, yeniden başlatacağınız bir olayınız, gündeminiz, aşkınız, enerjiniz olma ihtimali olabilir. Yeniden doğum, gerçekten de bir doğum haberi de alma ihtimaliniz olabilir. Doğum yapabilirsiniz. Herkes kendi güncel durumuna göre alsın, kabul etsin. Evet, kimimiz yeni doğum yapar, kimimiz doğum haberi alır, kimimiz hamilelik haberi alır, kimimiz hayatında yeni bir şeye başlar. Yeniden bir doğum olarak görünür bu. Kendi enerjinize göre alın, kabul edin. Bir konunuzu da akıntıya gittiği, oluruna bıraktığınız bir konunuz, gündeminiz var. Bu konuyla ilgili diyorsunuz ki, ben artık zaten sabrede sabrede usta oldum. Bekleye bekleye usta oldum. Bu konuyu düşünmekten, konuşmaktan, artık yani her türlü enerjimi vermekten ben burada artık usta oldum. Ve bundan sonra akıntıya bırakıyorum, oluna bırakıyorum, askıda bırakıyorum. Nasıl olursa olsun ben artık doydum, ben artık olgunlaştım, ben artık bu konuda usta oldum artık dediğiniz bir gündeminiz, konunuz, bir enerjiniz olduğu görünüyor. Aynı zamanda da bir yandan da bir konuyla ilgili de tükenme enerjisi içinde olabilirsiniz. Yani tükendim, yoruldum, bıktım. Kendi varoluş nedeninizi araştırma enerjisinde olabilirsiniz. Yani şöyledir, bir işiniz vardır, çalışıyorsunuzdur. Dersiniz ki, ya ben burada bu işi yapmak istemiyorum. Aslında ruhum bu işi yapmak istemiyor. Bu beni tatmin etmiyor. Bu benim varoluşum değil. Ben bununla var olmuyorum. Mutlu da değilim burada. Bunun gibi kiminiz işte, kiminiz aşkla, kiminiz evliliğiyle, kiminiz başka şeyle, kiminiz sosyal hayatıyla ilgili bir varoluş mücadelesi verdiği, aynı zamanda da bununla ilgili de tükenme enerjisine girdiğiniz bir enerji içinde olma ihtimaliniz görünüyor sevgili birinci desteği seçen arkadaşlar. Hemen ikinci desteği için Arın enerjisini çekelim. Efsun Ruhsar destesi. Ay kanaldan bu videoyu dinleyen kolektifteki enerjilerin, bu siyah desteği seçen enerjilerin anın enerjisiyle ilgili en doğru bilgileri ilahi kanaldan almaya niyet ediyorum. Hadi bakalım, bakalım bakalım bu destektekiler nasılmış. Bakalım, hemen başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi bu siyah desteği seçen, Efsun Ruhsar destemizi seçen enerjiler arkadaşlar. Hayatınızda artık bir kırılma noktası yaşadığınız bir olay olmuştur, bir gündem olmuştur. O olay sizin artık kırılma noktanızdır. Yeter artık dediğiniz, yani o düzeni bozmak istediğiniz bir kırılma noktası yaşayabilme enerjisinde olabilirsiniz. Haksızlığa uğramış olabilirsiniz ya da uğrayacak olabilirsiniz. Haksızlığa uğrama enerjisi içinde aynı zamanda da diyorsunuz ki ben ferah yaşamı hak ediyorum. Maddi olarak ferah bir yaşama, bolluk bereketi hak ediyorum. Bana haksızlık yapılıyor bu konuyla ilgili.
borcunuz var, alamıyor musunuz acaba arkadaşlar? Ya da çalıştığınız iş yerinde ki aldığınız maaş sizi karşılamıyor mu, tatmin mi etmiyor? Böyle bir enerjide olma ihtimaliniz var. Yani artık diyorsunuz ki benim maceraya, özgürlüğe gitmem lazım. İçimin özgürlüğe ihtiyacı var. Ruhumun özgürlüğe ihtiyacı var. Ben artık maceraya atılmak istiyorum dediğiniz ve aynı zamanda da aşk enerjisi içinde, böyle flört enerjisi içinde olabileceğimiz zaman diliminde olduğunu söyledi kartlarımız bize. Aynı zamanda zaten söylemiştim bir kırılma noktası yaşayacağınızı, artık bir uyanışa geçeceğinizi, kendinizin farkında olacağınızı ve yani şöyle diyebilirsiniz ki bu benim karmamdan gelir, bu benim karma temizliğim dediğiniz bir konunuz, gündeminiz olabilir. Kalbiniz çok acıyor arkadaşlar. Çok fazla kalbiniz acıyor, çok üzgünsünüz. Yani ihanete uğramış olabilirsiniz, kandırılmış olabilirsiniz, yalan söylenmiş olabilir ama her ne olursa olsun, kim ne yaptıysa yapsın, sizin kalbiniz çok acıyor. Siz buradaki görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buradaki kalbinizdeki bu kılıçları çıkarmadığınız sürece o kalbiniz hala acımaya devam edecek. Bir kırılma noktasını burada yaşayın. Bu sizi üzen konular her neyse bunu artık çıkartın, bir uyanışa geçin. Yani siz bu kılıçları, bu kişileri hala kalbinizde tutarak acıya devam ediyorsunuz. Bu acının bitmesi için, buradaki ferah yaşam için oradaki kılıçların çıkması gerekiyor arkadaşlar. Sizi, canınızı acıtanları hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Ya da bir mesafe koymanız gerekiyor. Şimdiye kadar kendinizi düşünmemişsiniz. Şimdiye kadar hep karşı tarafı düşünmüşsünüz ve artık bir uyanışa geçin. Buradaki uyanış kartıyla artık biraz daha bencil olun. Biraz bencil olun derken arkadaşlar yani insanlar kötü davranır, siz kendinizi düşünün değil. Kendinizi de düşünün. Sadece karşı tarafı düşünmeyin. Kendinizi de üzmeyin, kendinizi de incitmeyin. Nasıl karşı birilerini incitmemek için herkes direniyor, işte kalp kırmak istemiyorum deriz. Siz de kendi kalbinizi kırmayın. Kırdırtmayın da. Sevgili ikinci deste sahipleri. Evet, kalbinizin acıdığı, üzüldüğü bir enerji içindesiniz ama bu biraz önce söylediğim gibi o kılıçları kalbinizden çıkarmadığınız sürece, biraz kendinizi düşünmediğiniz sürece, biraz bencillik yapmadığınız sürece bu kalbinizin acısı geçmeyecek. Geçmeyecek. Ve artık bir uyanışa geçip bu benim karmam deyip ya da bu karmayı bitirip, bu konuyu bitirip bir kırılma noktası yaşayıp maceraya ve özgürlüğe atılmaya hazır olun artık. Yani evren ve sistem bu enerjileri size gönderiyor, anlayın diye. Bu desteği seçmeniz de boşuna değil. Buradan alacağınız mesajlar var. Yani sevgili ikinci deste sahipleri. Evet, söyleyeceklerim bu kadardı. Yani daha çok şey söylenir tabii ki ama çok uzatmak istemiyorum. Anın enerjisiyle ilgili. Her zamanki gibi aldık, kabul ettik. Kolektife şifa olsun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.